Benim eşim evlendiğimizde Allah'ım sürekli fast food, sürekli dışarıdan ne yapıyorsun dedim ya. Bizim evde dedim alışırız biz. Zeytinyağlımız olur, çorbamız olur, etli yemek işte etsiz neyse Allah ne verdiyse tencere yemeği muhakkak olur. Biz de öyle alışmışız. Annesi dedi ki bana, Semra anneciğim ellerinden öpüyorum. Ay dedi benim dedi Savaş dedi asla dedi şey yemez. İşte taze fasulyeyi zeytinyağlı yer kıymalı yemez. Karnıyarık ağzına sürmez. İşte efendim şunu yemez bunu yemez. Savaş da dedi yemem. Ben hazırlıyorum tak koyuyorum önüne karnıyarık. Yiyor. Ya ne kadar güzel olmuş bu diyor. Tabii. Ondan sonra işte kıymalı makarna. İşte etli taze fasulye. Hepsini yemeye başladı. Bir gün kayınvaliden bize geldi. Aynen bu menülerden var evde bolca mevcut. Başladı bizimki yemeğe. Kayınvaliden de şöyle bakıyor. Dedi senin zorun bana mıydı? Hanımının yaptığı her şeyi yiyorsun. Senin zorun bana mıydı? Anne dedim ne yiyordu? Kızım diyor bu tavuk köftesi patates köfte. Başka bir şey yemez de evde diyor. Bu diyor nasıl bu hale geldi? Aslan teyzemin bir sözü var benim. İki ayak dört ayak olunca işler değişir. Ne diyorsun ya? Evet güzelmiş. Sen ne diyorsun dış ses? Aslanım peki sizin Savaş Bey'e yaptığınız ilk yemek neydi? Bir şey söyleyeyim bence bunu siz Savaş'a sorun. Savaş size bunu anlatsın. Bunu da arada yayınlayın. Çok ciddi söylüyorum. Çok güzel anlatıyor çünkü. Ben arıyorum o zaman Savaş Bey'i. Ara. Ara bakalım müsaitse anlatsın. Evet uzat Neşe'cim. Alo. Hayatım alo. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Sesim net geliyor mu? Aslanım? Çok net geliyor Savaş'cığım. Ben şimdi gelinlerimle birlikteyim biliyorsun Sapanca'dayım. Bugün final günümüz. Evet. Çok güzel bir masadayım. Kızlarla sohbet ediyoruz. Kızlar dedi ki siz bize sordunuz aslanım. Eşinize ne ben herkese sordum burada işte eşinize ilk ne yemek yaptınız diye. Onlar da sonra bana sordu. Bir daha soru. Eşinize ilk ne yemek yaptınız Savaş Bey? Yani hayır ben ha, ne pardon, yaptım? Özür dilerim. Bak heyecanlandı. Dedi ya Savaş abi. Karşıda ne Savaş abi. Ben bunu yapamayacağım. Dış ses çok iyi yapıyor. Dedi ki özellikle Gamze gelin bana dedi ki. Peki aslanım siz Savaş abiye ne yemek yaptınız ilk dedi. Ve onun tepkisi ne oldu dedi. Seni dinliyoruz. Söz sende. Öncelikle tüm gelinlerimize başarılar diliyorum. Teşekkürler. Hak eden kazansın. Hepiniz i̇nşallah. Çok başarılısınızdır. Öyle umuyorum. Evet. İnşallah hayırlısı olur diyelim. Öncelikle demin hanımefendinin sorduğu soruyu cevaplayayım. Ben hiç yemek yapmadım. Çünkü yemek yapmayı hiç bilmiyorum. Yumurta kırmayı bile bilmiyorum. Zaten bu konuda aslan hep şikayetçi. Ve çoğu programda bana taş atıyor zaten. O yüzden önce bunu tekrar açıklayayım. Öğrenene kadar atacağım. Bir gün bana evet. Yumurta kırdı oley diyeceğim. O günü bekliyorum. Vallahi pes etmek üzereyim. En azından bir gün sana bir sahanda yumurta yapayım da bana artık sataşma orada. Evet yap artık. Her yemek masasında bana diyorsun Savaş gör bak yok şöyle yok. Öyle yani. Bak eşe et sote yapıyormuş kavurmalar saç kavurmalar. Yalnız kocası da kasap. Yani. Evet hayatım ben sana ilk ne yapmıştım? Meslekten. İlk ne yemek yapmıştım sana? Şimdi şöyle bizim o zaman daha flört dönemimizdi. Ben kendi evimdeydim. Yani bahsettiğim ev bir bekar evi sonuçta. 10 yıl tek başıma yaşamıştım ben. Aslan'la tanıştıktan sonra işte flört dönemimizde ilk defa... Ona gitmiştim. Benim evimde evet bir vakit geçirecektik. Ben iş yerinden geldiğim zaman çok yorgundum o gün. Böyle kafam çok doluydu toplantılardan falan çıkmıştım. Dedim ki hayatım ben biraz dinleneyim. Yemek söyleyelim dedin bir şeyler atıştıralım. Sen de dedim hani yorulma dışarıdan bir şeyler söyleriz dedim ben kalkınca. Ondan sonra o da dedi ki yok yok dedi sen dedi yattığından ben dedi yaparım bir şeyler. Yattım herhalde bir saat falan kestirmişimdir. Ay çabuk anlat. Kızlar inanamazsınız kalktıktan sonra o sofra evdeki olan şeylerle nasıl kuruldu? O kadar çeşit nasıl yapıldı? İnanın bilmiyorum ve en fazla 45 dakika içinde oluyor.
bu olay. Yani evde ne varsa, evet, onlardan böyle çeşitler yapmış, zeytinyağlısından tut da işte etinden salatasına kadar. Evet, bunu uydurdum, yaptım gerçekten. Marifetli kız bulmuşsun Savaş abi. Bak ne diyorlar, marifetli bir hanım bulmuşsun Savaş abi diyorlar. Evet, o gün anladım ben yani hakikaten. O gün evlenmeye karar vermiş aslanım. O gün dedik ya, çabucak evlenelim biz. Evet, o gün evlenmeye karar verdik. Zaten aynen öyle. Biz bunu daha önce de bahsetmiştim. O gün karar verdim. Çok ya, tatlı söylüyorum. Yani ben şöyle aslında, Savaş hatırlar. Bana dedi ki ya bir makarna yapar mısın dedi ya. Bir makarna. Senin elinden bir makarna yemek isterim. Ben de böyle makarna mı? Nasıl istiyorsun, nasıl soslu yapayım falan. Yani makarna dediğimizde öyle klasik makarna olmaz. İlla bir afilli olacak makarna bile böyle tek düze bir şey olmaz. Özel soslu vesaireli bir şey olur. Ya yani o gün bugündür aşkım işte spora başladı. Yediklerini yapabilsin diye yürüyüş işte. Böyle bir şey, maharetli bir hanım olduktan sonra çok güzel yemek yapıyor. Ve yapamayacağı hiçbir şey yok. Mesela televizyonda bir yemek göreyim. Aa, ben bunu sana yaparım diyor. Hakikaten yapıyor ertesi gün. Yani evet, evet. Teşekkür ederim. Aşkım aynı öğrettiğim gibi konuştu. Çok teşekkür ediyorum. Övdün beni. Evet, gelin elime mahcup etmedin. Senin en sevdiğin şey övün beni. Yok yok, işin şakası, ben zaten sırf yemek yapmayı sevdiğim için 140 bölüm yemek programı yapmışlığım var. Yemek yapmayı seviyorum, yemeği yedirmeyi seviyorum. Evet. Seni de seviyorum aşkım. Ya. Ben de seni çok seviyorum hayatım. O zaman Savaş abi alkışlıyoruz seni. Gerçekten bütün erkeklere örnek ol buradan. Evet, örnek. Bir de yemek yapmayı becerebilsem işte herhalde tam örnek. Ama yok aşkım, yok. Yok yok, ben yaparım yemekleri. Senin sadakatin, güvenin ve benim bu kadar yoğun tempoma gösterdiğin sabır için sana teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Ama efendim, ne demek? Çok tatlısınız, çok teşekkür ederim. Sen de iyi varsın. Çok mersi. Oldu, biz görüşürüz. Değerli izleyenler, biz bir görüşelim. Oradaki herkese de başarılar diliyorum. Bak, herkese başarılar. Ekibine de teşekkür. Ekibe kolaylıklar diliyorum. Evet. Kızlar, hadi eniştenize bay bay deyin. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakal. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ay, bir güzel oldu. Ay. Çok özlemiştim vallahi çalışmaktan adamla. Ben efendim eve gidiyorum. Geç vakit. Bir saat sonra küt uyuyoruz. Sabah o uyurken ben kalkıyorum, işe, çekime geliyorum. Biz fazla görüşemiyoruz. İşte görüştüğümüzde de arada bir yemek yapıyorum, karnını doyuruyorum. Şaka bir tarafa, sağ olsun manevi kardeşim de var evde. Naciye'cim benim bütün yemeklerimi öğrendi. Naciye'm de nefis yani. Abla diyor, sen merak etme diyor. Ben hemen yaptım, şunu şunu koydum diyor. Tamam diyorum, ay Allah razı olsun. Hakikaten gözüm arkada kalmıyor. İyi ki var, Allah anneciğime de uzun ömür versin. Amin. Sevdiklerimize, kardeşlerimize Rabbim amin, uzun ömürler versin, amin, diyelim. Amin. Ve bence artık toparlanalım ve senin nikahını, düğününü, kınanı izlemeye geçelim.